Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Çok ama çok fazla duyum var. Neresinden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Ama bugün bana en çok sorulan konu şu. Hocam Jorge Jesus. Şimdi Jorge Jesus'tan ilgili... E, önce Diego Lugano'dan bir açıklama vardı. Daha doğrusu bir iddia vardı. Oradan başlayayım ve bu videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Sizlerin de beğenisini rica ediyorum. Şimdi eski futbolcumuz Diego Lugano, <laughs> Lemos olarak canlanan Lugano, Brezilya basında bir açıklama yapıyor ve Jorge Jesus'tan ilgili flash bir iddiada bulunuyor. Yani e, şu anda Fenerbahçe'de de işler karışık. Bir kısım İsmail Kartal devam ediyor. bir kısım aman kediyor. Şimdi Fenerbahçe Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm diyor Lugano. Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi diyor. <laughs> yani bir anlaşmaya bile yakın değil demiş. Öte yandan Portekiz basını ise kısa bir süre önce Ali Koç'la Portekiz'de görüşen 67 yaşındaki Jesus'un Fenerbahçe'yle anlaştığını duyuruyor. E tabi şimdi iş böyle olunca e, Fenerbahçe taraftarının kafasında bir tilki dolaşıyor. Hocam anlaştık mı? Anlaşmadık mı? Oldu mu olmadı mı diye. Doğru mu? Şimdi buraya kadar her şey okey. E, ben size bugün sosyal medyada paylaşılan bir haberi okuyacağım. Ben kolay kolay haberi moda mod okumam. Okuyorsam o haber önemlidir. Direkt başlıyorum. Fenerbahçe'nin bir süredir görüşme yaptığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un sarı lacivertler ile görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Hafta içi mi? Cumartesi, pazar hafta içi hafta sonu değil mi lan? Ee, Fenerbahçe'nin takımı başına getirmekte kararlı olduğu Jorge Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınına göre Jesus'un salı günü Ha, bu hafta dedi işte değil önümüzdeki hafta o zaman. Salı günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir video kon ha pardon. Salı günü bir video konferans yaptı. Bakın video konferans. Video konferans. Facecam. Facecam. Hani şu bir yer sayılan görüşülen var ya ondan. O zaman inanmıyordunuz ya hani. Hani herkese kastetmiyorum. O zaman ben demiştim ya şu kadar kez facecam'de görüştü 5 kez görüştü diye. Bu sefer de görüşüldüğünü söylemiştim. Bu ilk değil. Neyse medya diyor ki şey. E Portekiz basını salı günü Ali Koç'un video konferans görüşmesi yaptığı deneyimli hocanın son müzakereler için İstanbul'a geleceği bildirildi. Tırnak içinde tekrar duyum veriyorum. E bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Yani illa uçak uçak vermeme gerek yok herhalde. Önemli duyum olduğu, Yani bu videoda çok çok önemli duyumlar var. Sadece dikkat edin. Ben şunu söyleyeyim. İstanbul'a geliyorsa görüşme için değil imza için geliyordur. Ya da gelecektir. Gelecektir. Yani İstanbul'a imza için gelecektir. Haberde Portekizli teknik adamın bu seyahatle öncelikli olarak gördüğü Fenerbahçe ile tüm şüphelerini gidermek istediği ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe ile Jesus'un anlaşmasının Sallı Acıverti kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla doğrudan ilişkilendirebileceği aktarıldı. Ya hocam Şampiyonlar Ligi ne alaka ya? Ya bu adam bu kadar Şampiyonlar Ligi'ni önemseyecek nesi var? Diyeceksiniz. Ben söyleyeyim. Yok Murat Aşık söylemiş. Özür dileyerek söylüyorum. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme turunu geçip sonrasında da çeyrek final oynayan Avrupa'da bir tane hoca varmış. Onun da adının Başar harfi J. Soy adının baş harfi J. Jardim mi hocam? Yok lan Jorge Jesus. Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme turunu geçip sonrasında da çeyrek final oynatan bir hoca. Allah için sadece hayalinizde bir kursanıza. Ligde şampiyonluğu inşallah onu olalım da onun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaşasanız namusunuz, şerefiniz üstüne söz veriyor musunuz? Ya bir fakir de uyuracaksınız. Ne bileyim bir çocuk sevindireceksiniz. Böyle bir şey olsa ben söz verdiniz kabul ediyorum. Hepiniz borçlusunuz. Böyle bir şey olsa. Düşünsenize Fenerbahçe bu sene şampiyon oluyor. Çeyrek final görüyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ya bir çocuk sevindirin, bir fakir sevindirin. Ben aracılık ederim sizi yönlendiririm merak etmeyin. Keşke olsa. Öte yandan İstanbul'da yapılacak olan görüşmeyle birlikte anlaşmanın olumlu yönde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Bakın ifade değişiyor. Avukatından açıklama. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Jorge Jesus'un avukatım Luis Miguel Henrique Sallacerva'ta takımla ilgili konuştu. Avukat Henrique Portekiz'de teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi. Abi avukat adam yani okumuş adam direkt imzalayacağız demiyor da incinmiş yok e, incin top oynuyor demiş. Luis Miguel Henrique CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jorge Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlamda arzusunun olduğu doğru. Bu ne biçim Türkçe ya? Önce Türkçe konuşmayı öğren. Sonra Portekizce konuş. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var. Ama bu konu hakkında konuşamam. Şimdi bu açıklamadan ne anlıyorsunuz? Hemen hemen her konuda anlaşıldı. Küçük pürüzler kaldı. Ben bunu hareketle vermem lazım da. Bu açıklamadan ben bunu anlıyorum. Yani hemen hemen her konuda anlaşıldı. Küçük pürüzler kaldı olarak anlıyorum. Öte yandan avukat Leguel Luis Miguel Henrique, Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı. Demiş ki, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Allah var ya günlük sütü de seviyordur. Fenerbahçe Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Brezilya milli takımı kendisinin söylediği gibi sadece bir istisna olabilir demiş. Türkçesi hocam. Yani şu ana kadarki Türkçesi şu. Jesus'la Ali Koç salı günü konferans yoluyla görüşmüş video konferans. Son görüşme için İstanbul'a gelmeye kabul etti diyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelecek diyor. İster misiniz hafta sonu çıksın gelsin avukatın dedi iyi bir kimya kimya yakalamayı başardı Ali Koç diyor. Yani bu projeyi daha anlamlı kılma arzusu var. Tartışılması gereken bazı detaylar var. daha ne denilir? İyi de hocam Şili'den teklif almış. Başka yerden teklif almış. Arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. Bir kızı istemeye gittiniz. Kızın da yaşı bir geçmiş etmiş. Annesi babası diyor ki şimdiye kadar hiç kimse istememişti. Bir işkillenmez misiniz? Ulan bende mi sıkıntı var demez misin? Şimdi Jesus'a herhangi bir takımdan teklif gitmemiş olsaydı sıkıntı yok muydu sizce? Bence vardı. Ulan madem o kadar iyi teknik direktör niye kimse istemiyor demiyor musunuz diyorsunuz. Yapmayın etmeyin ya. Ha Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması bence orada sihirli kelime. Sihirli kelime. Hani mesela sakal kaşınmak gibi, öksürmek gibi, bir şeyler içmek gibi. Ve Ahmet Selim Kul da bu bilgiyi doğrulamış. Demiş ki Jesus'un önümüzdeki hafta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Valla Ahmet Selim Kul inşallah beni tez gibi olmaz. Rafael Bentez 27 Haziran'da geliyor dedin. Sonra benim üstüme birçok kişiyi göndermiş oldun istemeyerek. Ben Allah'ı anlatamadım. Beni tez gelmeyecek dedim. Gelirse kanalı kapatırım dedim. Olmadı. He daha önce de kapatırım demiştin. Kapattık zaten o kanalı. Daha önce kanalı kapatırız dedik. Aslında birçok kişinin isteğiyle geri açıldı o kanal. Ama beşer zulmeder, kader hükmeder hesabı o kanal kapatıldı. Bu bizim ikinci kanalımız. Youtube kanalı ikinci kanalımız. İlk kanal e, bir 3000 4000 deyken falan kapandı. Hani şu gelmezse kapatırım dediydim birinden ilgili. Gerçekten de ben videoyu kestiydim. Rica minnet başlattılardı. Sonra gerçekten kanal kapandıydı. Ee, öyle bir olay var. Bilginiz olsun. Şimdi ben bir şey daha belirteyim. Bugün günlerden çarşamba mı ya? Allah Allah. Ne de çabuk çalışan oldu ya. Bugün olur. Ne bileyim bugün olur bugün çarşamba, yarın ne perşembe. Ha bugün olur. Mesela bir görüşme daha olur Jesus'tan. Eğer görüşme de detaylarda anlaşılırsa bence çok bekletmenin lüzumu yok ya bazı şeyleri. Ahmet Selim Kul'un kaynaklarına göre bu iş %70'in üzerindeymiş. İyi en azından %99 ya da şu tarihte geliyor demiyorlar. Ee... Şimdi görüşme için Portekiz'e gitmesine gerek yok Ali Koç'un onu da belirteyim. Yani online da görüşebilir, internetten de görüşebilir. Bilginiz olsun. Peki Hocam Flamengo Arkadaşlar Flamengo ile ilgili şunu söyleyeyim. Paulo Souza Flamengo'nun teknik direktörü. Polonya milli takımından ayrılıp Flamengo'ya gelmek için sözleşme fesih bedelini ödedim. Ben Flamengo için hapiste yattım demiş. Yok o başka bir şeydi. Ya Polonya milli takımına gelmek için fesih bedelini cebinden ödemiş. Ve burada mutluyum kalacağım demiş. Cemalokko De demiş. Şimdi benim bildiğim Ali Koç, benim tanıdığım Ali Koç, şahsi olarak tanıdığım Ali Koç kafasında bir rakam belirlemiştir. Ve bu rakam Jesus'un ve istediği rakamın çok ama çok altındadır. Bu benim şahsi fikrim. Bir daha söylüyorum. Benim tahmin ettiğim, benim tanıdığım Ali Koç Jesus'un istediği rakamın çok ama çok altında bir rakam teklif etmiştir. Bak çok ama çok altında. Hatta inanılmaz altında bir rakam belirlemiştir. Benim bildiğim Ali Koç. Ama ama ortada başka anlaşılan konular vardır. Kimya, fizik gibi. Ve e, yani Sercan Hamzol da az önce bir açıklamada bulunmuş. İyi gözüme denk geldi. Jesus İstanbul'a gelmeye razı. Jesus Fenerbahçe'yi kabul ediyor. Ha o da fiyattan diyen vurmuş. Eğer fiyattan da demiş. Ve Jesus İstanbul'a gelirse zaten görüşmeye değil imzaya gelecek demiş. Flamengo'dan bir kaynaklı Jesus'un Fenerbahçe yönetim kuruluyla bir toplantı planladığını belirtmiş. Şimdi bütün bunları ele alarak size soruyorum. Jorge Jesus hayırlı olsun mu olmasın mı? Başlıkta sahtecilik yapıyorsun. Bizi kandırıyorsun. Hani nerede Jesus? Al. Al Jesus. This is a Jesus. Daha ne olacak arkadaşım? Daha ne olacak? Cesur Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin etti dedi ki ben Fenerbahçe'ye gidiyorum Allah'ınız varsa bırakın mı demesi lazım. Ha şunu diyeceksiniz hocam imzayı görene kadar inanmayın demiştin. Ee, bu konu hakkında ne diyorsun? Bu konu hakkında şunu söylüyorum. Hasan Can Aksu var Twitter'da. Sevgili kardeşim iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Ee, yüreği güzel bir kardeşimiz. Allah razı olsun hayır işlerinde de bayağı yardımcı olan bir kardeşimiz. E ee, tekrar tekrar da buradan selamlarımı iletiyorum. Hasan Can Aksu'yu takip edin. Eğer Hasan Can Aksu uçak ile ilgili, Jesus ile ilgili, Fenerbahçe ile ilgili, İstanbul ile ilgili yani bunların hepsinin bir arada ilgili olduğu bir şey paylaşırsa, e, imzayı görmenize gerek yok. Nasıl yani? Ben anlamadım. Hasan Aksu gezecek miymiş? Uçak mı? Hasan Canaksu, içinde Jorge Jesus'un, İstanbul'un, Fenerbahçe'nin, imzanın, uçak biletinin olduğu bir paylaşımda bulunursa imzayı görmenize gerek yok. Hayırlı, uğurlu olsun. Jesus. Peki hocam uçak bileti paylaşırsa direkt arkadaşım daha ben ne anlatmam lazım? Hangi dilde konuşmam lazım? Hangi dilde istiyorsanız o dilde söyleyeyim. Kısaca. Hasan Can Aksu'yu takip edin. Uçak e, duyumunda üstüne tanımam. Yani e, kaç defa tuvalete çıktığına kadar bile paylaşır. Cesus <laughs> gelirken dört defa tuvalete çıktı. İki tane kokteyl içti. Parasını Ali Koç ödesin dedi. Falan ona inanın. Onu gördüğünüz anda imzayı görmüş kadar mutlu olabilirsiniz arkadaşlar. Ya... Jesus haberini söyledim ama e, unutma, unutmamak için e, alakasız bir haber var taştan ilgili. Alakasız bir haber var. O alakasız haberi de söyleyeyim de içimde kalmasın. Çünkü bugüne kadar bazı arkadaşlar çok ahlaksız yorumlarda bulundular. Herhalde eşek değillerse özür dileyecekler. O yüzden onu da söyleyeyim. Grip olduğu gerekçesiyle Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Pjanić birkaç gün önce Juventus-Lazio maçını tribünden izlemiş. Bu bir Hani şu yıllık 4-4.5 alıyor dediğim ama Beşiktaş taraftarı bazı arkadaşlarım bana kötü sözler söyledi Piyaniç. Ee, ve Beşiktaş'ı oyalıyor, Beşiktaş'tan dalga geçiyor dediğim ama kıskanıyorsun dedikleri Piyaniç. Bu bir. İkincisi Beşiktaş'ın başkanı Çakla, e, Ahmet Nur Çebi. Vida ile pazarlık ediyoruz. Vida için de Başakşehir diyorlar ama ben başka takımlarla ilgili duyumlarıma güvenmem. E, şey yapmam. Vida ile pazarlık ediyoruz. Eski kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir. Vidanın şartları çok ağır. Bak. Özellikle Beşiktaş'ta arkadaşlarım. Herhalde özür dileyeceksiniz benden. Bir helallik isteyeceksinizdir. Vidanın şartları çok ağır. Bu şekilde bizimle olamaz. Vergilerle birlikte 5 milyon euroyu buluyor. Kaç? 5 milyon euro. Ama... E, sakallı makallı bir arkadaş 2 milyon euro yıllık ücret verdiklerini şu herifin yıllık 4 milyon euro cash para alıyor lafıyla ilgili ha 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 demişlerdi. Not. 5 milyon euroyu buluyor diyor. Ben size tam rakamı söyleyeyim. 5.6 milyon euro vergilerle birlikte. Yıllık 4 milyon euro alıyor. Yıllık 4 milyon euro alıyor. Vergi yasası değişene kadar. Vergisini 4.8 alıyordu. Vergi yasasından sonra 5.6 milyon euro alıyor. Şimdi söyleyin bakalım kim kimden özür dileyecekmiş. Bir daha 2 milyon euro alıyor diyen gevşekler. Hadi. Bakın başkanınız söylüyor. Ha başkanınız yalancıdır şeydir onu ben bilemem. O siz bilirsiniz. Ama e, koskoca kulübün başkanı. Gerçek geçmişte de var ya. Değil mi Fenerbahçe maçı öncesinde. Yok Ali Koç'un şirketinde çalışıyor. Yok görümcesinin oğlu falan diye. Değil mi? Ama e, dediğim gibi durum bu. Peki, 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 peki. 6 milyon euroya bunu aldığı bir süreçte. Yani 4 milyon euro bir futbolcusuna verdiği süreçte. Hem de kiralık bir futbolcusuna. Da başlığı dört 4,5 falan alıyor. Sorma sahip de piyasa değeri ne oluyor? Ben size onu da söyleyeyim. Borsa İstanbul'da bugün için piyasa durumu. Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'daki hisse senetleri 40,20. Galatasaray 3,55. Beşiktaş 4,36. Trabzon 446. Farkındalar mı? Bilmiyorum ama şampiyon olamayan Fenerbahçe 40. Ya yani şey gibi düşünün. Hocam koyun olarak bize anlat. Ben borsadan anlamıyorum. Yani bir Fenerbahçe hissesi 40 20 öyle düşünün arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani bir e, Fenerbahçe hissesi bu. Galatasaray, Beşiktaş hissesi de e, bunlar yani Fenerbahçe 40 20 Galatasaray 3 55 Beşiktaş 4 36 Trabzon 446. Buradan da anlamanız gereken bir olay var. Fenerbahçe iyi yolda. Ee, bazı futbolcuları alamama sebebimiz işte yıllık ücretleri falan. Buradan da bir şeyler anlayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya da beğeni atmayı unutmayın. 19.07'de tamamlamak istiyordum ama gereksiz konuşmalardan kaçınıyorum. Görüşmek üzere.